Denizli ili Çivril ilçesi Karayaşiler mahallesindeyiz. Çiftçilerimizden Mehmet Erdoğan'ın Haşhaş Afyon tarlasındayız. Şimdi burada Kopert'in Panoramix Plus adında tohum kaplama ürününü kullandık. Panoramix Plus adında elimizde de evet. Şu an mevcut. Tohum kaplama ürününü kullandık. Bu ürünü kullanmış olmanın farkını gördük mü? Tabii ki. Tabii ki de gördük. Şimdi soğuktan hiçbir zarar görmedik. Mesela kullandığımız yerde, yani burasında hiç görmedik zarara. Sürekli gezdik, yani araştırdık, baktık. Peki Panoramix Plus'ı kullandığımız alanda şu an hasat ediliyor, işçilerimiz hasat ediyor. Şu görüntüde ne kadarlık bir verim düşünüyorsunuz? Şu anda 200-250 kilo degarda. 200-250 kilo. Evet. Arası. Yani şöyle düşünürsek 150 kilogram uygulanmayan yer, evet. Dekar 200 kilogram uygulanan yer dediğimiz evet. zaman minimum. En az %30 evet. bir verim artışı var. Sağlamış. Evet var. 3 gün sonra burası ekildi. Taban gübresi ikisinin de aynı mıydı? Hepsi aynı. Aynı taban gübresini evet, aynı kullandık. Taban gübresi, aynı evet. miktarda kullandık. Evet. Üst gübreleri, azotlu gübreleri aynı miktarda mı attık? Evet, aynı gene. Aynı miktarda aynı. Hiç attık. Değişen bir şey yok. Yani ikisinde de bakım aynı. Bakım aynı. Evet, aynı. Sulama konusunda ne diyebiliriz? Sulama kurak şu an. Her ikisi de kurak. Hem güçlü kök sistemi oluşturması, evet. hem kökte nemi de muhafaza ediyor daha olması. Gür, daha çabuk gelişiyor bitki. Evet. Kök bölgesini tavunda tutuyor. Evet. Bu yüzden de kuraklığa karşı stresini de azaltıyor. Zaten şeyde görüyoruz yani hani üründe görüyoruz. Bir bu ürüne bakın, bir bu ürüne. Bu ürün çok farklı. Evet, çok, çok farklı. Farklı. Şimdi orada hasat ediyorlar. Bir işçilerimizin yanına da bir gidelim olmasa. Bir de orada yakından evet. hasat onlara edilen da sorarız. Ürünleri bir evet. görelim. Evet. Panoramix Plus'ın kullanıldığı tarlanın içindeyiz. Çiftçimiz Mehmet Bey ile beraber. İşçilerimiz de şu anda hasadını yapmakta. Şimdi burada işçilerimiz var. İşçilerle bir kolay gelsin diyelim. Sağ olun, Allah razı olsun. Şimdi arkadaşım isim neydi? Mehmet. Mehmet abi bir gelir misin sana zahmet? Mehmet abi memleket neresi? Memleket Çukurova Adana. Çukurova Adana. Evet. Peki Mehmet abi kaç gündür buralardasınız? 10 gündür buradayız. 10 gündür Çivril'desiniz. Evet. Haşhaş kırımı işiyle mi uğraşıyorsunuz? Evet, haşhaş kırımıyla uğraşıyorum. Peki şimdi birçok tarla gezdiniz, birçok tarlayı kırdınız. Evet. Bu tarlanın bir farkı var mı sizce? Diğer tarlara göre bu tarla farkı iyidir. Bu tarlalar zayıf, bu tarlalar çok güzel. Kafa kısmında büyüklüğü iyidir. Boy kısmı da güzel. Diğer evet. tarlalara göre nazaran bu tarla güzel. Evet. Sağ ol Mehmet abi. Elinize evet. sağlık arkadaşlar. Sağ olun. Sağ olun. Evet Mehmet abi. Öncelikle sana teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim size. Bu ürünü kullanıp bize de bunu görme şansı tanıdığın için sayende bütün çiftçilerimiz de bunu görecekler. Evet inşallah. İnşallah bol ve bereketli olur. Önümüzdeki yıllarda birlikte çalışma ümidini taşıyoruz sizlerle. İnşallah daha güzel gelecek, daha güzel, daha bol kazançlar bizi bekliyor diyelim. İnşallah kullandıktan sonra yani bu ürünü kullansınlar, her zaman görecekler şeyini. Çiftçilerimize de son olarak tavsiyemiz evet. bu. Evet. Kullanalım. Sonuçta bir milli servet, düşük bir maliyet, evet. yüksek getiri. Tabii Allah'ın da izniyle güzel bir sonuç almışız. Sizi de tebrik ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Oldu. Sağ olun Mehmet Bey. Görüşmek üzere.